Bizim yola çıktığımızda abi hiçbir şeyimiz yoktu. Ne bir yazılımımız vardı, ne bir ürünümüz vardı, ne bir arabamız vardı. Ne kadar parayla kurdunuz? Abi 0 TL ile kurduk. Hiçbir şey yokken sanki bir ürün varmış gibi bir one pager yaptık abi. <laughs> Fake it until you make it. Evet, aynen öyle. Sonra işte... İster istemez bir tanesi dedi ki mesela hadi gelin dedi görüşelim. Çağırdı oturduk. Adam biliyor ürünümüzün olmadığını. Hiçbir, hiçbir şeyimizin olmadığını biliyor tamam mı? Anlattık, 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 anlattık abi. Dedi ki ee dedi ben şimdi yarın sabah dedi size dedi 500 tane gönderi vereceğim. Ne yapacaksınız? Abi işte şöyle yapacağız böyle yap. Tamam dedi siz bana bir API dokümentasyonu atın. Biz de entegre olalım. Ben dedi zaten yazılım mühendisiyim. Adama bir saatte neler anlattık adam yazılımcı çıktı. Kartel bir, bir numara. numara, en büyük, cehennemden <laughs> çıkan çılgın Türk, 25 Tehlikeli yaşında 100 binlik bu arada. araba, nereden geldi bu para, en iyisi sorma. Bizim şeyimiz ya, yaşlıyız oğlum, bizim dönemin şeyleri onlar. o kadar yaşlıyız tabii. Ben ucundan... Tabi. Kartelin... Ee, neyse, başlayalım mı? Başlıyorum. Başlıyorum, izin aldık. Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz bir bölüme daha, karşınızdayız her zamanki gibi. Ailenizin yeni nesil girişimci youtuberı Mustafa Namoğlu ben Az çok biliyorsunuz Ama burada daha çok bilmeniz gereken çok kritik bir adam var <laughs> Batu Kartel evet. Batucuğum hoş geldin Hoş bulduk abi Nasıl Teşekkürler şeyler? Gayet iyi son bir hafta dışında her şey yolundaydı ama <laughs> Bu mükemmel indirim dönemlerinden sonra bayağı yorulduk ee... Parayı vurdun Galiba <gülüyor> <gülüyor> Bu şey vardır ya e, Böyle çok yor, yorgun çok yorulduk be abi falan filan. Abi para kazandım kazanamadım. Okey ya, o sorun yok yani. En kötüsü çok yorulup falan hiç para kazanamamış Efort olmak. Effort yani. ediyor abi. Dün işte seninle görüştük biliyorsun kolektifte. Ee, Hı -hı. en son 72 saat demiştim sana. Bu sözlük. bir ee, 24 saat daha koyabiliriz şimdi üstüne Hadi. ama değiyor bence. Ya çok iyisiniz şu an. Onu çok iyi duruyorsun ona rağmen. Öyle gözüküyorsam çok iyi abi. Ama zor bir haftaydı. Yeni şeyler öğrendik bayağı. ...hazırlıkta olmamız gereken bazı konular varmış. Onları test ettik. Ee, <laughs> Süper. Süper. Güzel bir deneyim ya oldu. Ben ya. böyle bir gece, bir gün mesela böyle 5 saat, 4 saat uyuduğumda... ...böyle bayağı zorlanıyorum ertesi gün yani. Öyle bir durumda senin böyle 72 saat işte tutku, heyecan olduğunda... Biraz da para mı? <laughs> <laughs> Şimdi tünelin ucunda da ışık parayı gördün <laughs> mü diye şey yapıyor. Çok kısa hani Batu kendinden bahsetmeden önce ben hikayeden bahsedeyim. Ee, Gıya ben tabi Batuyu biliyordum, Batu da beni biliyordu. Dün bir görüştük. Çok tabi zaten ortak arkadaşımız vardı. Ben böyle Batuyla ayaküstü bir konuştuktan sonra biraz dinledikten sonra Batu'nun hikayelerini dedim oğlum senin kesin geliyor olman lazım, bizde anlatıyor olman lazım. Çünkü çok çok yetenekli adam, çok kaliteli adam ama teşekkürler. Gerçekten elinin taşın altına koymaktan, çamura bulanmaktan hiç korkmayan, böyle çok ilginç hikayelere sahip ileride ben bu arada veya yakın zamanda çok başarılı olacağını düşündüğüm, belki şimdi belki ileride step, ya bu çünkü adım adım daha da böyle gidiyorsun, sıçrayış, sıçrayış oluyor. Evet. Ben kendi hayatımda bunu çok gördüm. Biri olacağını düşünüyorum, o yüzden de ağırlamak istedim. Teşekkürler. Batı, çok kısa abi sen bahset yani hani nerede okudun, neler yaptın ve hani kartelin kuruluş hikayesinden sonra senin şu ee, ...AVM otoparklarından kovulduğu de bir abi, anlat bize. Yani. Konuşalım. Ben Batuhan. kartelin kurucu ortaklarından biriyim. Ee, şu anda karteli liderlik ediyorum aslında ekibimize. 15 ay önce kurduğumuz... ...daha bebek olan yeni bir girişimimiz Kartel. İstanbul içinde başladık. başladık. Ee, yakında tüm Türkiye'de olacak ve... ...aynı gün teslimat teknolojileri üretiyoruz. Yani Küçük, last orta, mildewary. Last mildewary. Küçük orta... Last Mile Delivery. Küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler için ayırt etmeksizin bunun altını çiziyorum. Sabancı Üniversitesi'nde bir endüstri mühendisliği maceram var. Biraz bahsetmiştim sana. Biraz sancılı bir süreçti. İşte orada üniversitede yaşadığım eğitim sürecinde hem öğrendiklerim biliyorsun yaşadıklarımla beraber aslında Last Mile'a girmiş olduk. Bu arada şimdi 15 ay önce deyince herkes şey diyor. 15 ay önce kurdun, nasıl böyle oldu? Hayır, 3-4 senedir ben zaten bunun hayallerini kuruyordum. Evet. Hazırlıklarımı yapmıştım. Çok kısa bir süre çünkü 15 ay. 15 Kesinlikle. ayda şu anki bilinirliğe ve hacme ulaşmış olman yani öncesinde çok iyi hazırlık yapmadığın anlamına, yaptığın anlamına geliyor yani. Kesinlikle abi. Ya şeyi diyorlar işte 15 ayda işte yıldan yıla 24 kat nasıl büyümüş olabilirsin? Zannediyorlar ki ben o ekibi 15 ay önce kurdum, 3 ay içinde toparladım, ürün çıkardım. Evet. bu hale getirdim zannediyor. Şu şey abi kartelin ne yaptığını böyle last mile delivery dışında basitçe anlatsana yani tabii, e-ticaret tabii. şirketleri için. Aynı günde ben kargomun teslim edilmesini istiyorsam Hı -hı. o hizmeti veriyorsun. Bana geliyorsun. Abi şöyle. Ve çok uygun fiyatlara yapıyorsunuz. Kesinlikle. Affordable price diyoruz. Orada şöyle aslında insanlara tabii internetten işte buradayız, Mugo'dayız. Ürünleri siz dizdiniz, internetten satıyorsunuz ve bunları internetten sattıktan sonra parasını alıyorsunuz depoya maliyet ödüyorsunuz, satmayı başarıyorsunuz ve sonrasında third parti bir lojistik şirketi, geleneksel bir kargo şirketi eline yüzüne bulaştırıyor ve teslimde bir, bir dünya sıkıntı çıkıyor. Ürün ne kadar iyi olursa olsun o istediği zaman da o satın alma psikolojisinde yakalayamadığı zaman dediğin gibi abi müşteri çıldırıyor. Biz aslında burada karta karta internetten e-ticaret ya internette ürün satan e-ticaret markalarının Küçük, orta ortaya büyük olup olmamasına bakmaksızın bu ürünleri hızlı bir şekilde aynı gün ve çok uygun fiyatlara mükemmel bir kullanıcı deneyimiyle teslim etmesini sağlıyor. Burada şimdi küçükle ortanın altını çizdim. Dikkatini çekerim. Ee, şimdi bizim tabii rakiplerimiz var. Ama rakiplerimiz ne yapıyor abi? Rakiplerimiz istiyor ki bütün müşterileri günde volüm, hacim bin tane versin, iki bin evet. tane versin. Tek ama... yerden almak işine geliyor çünkü. Tabii ama biz burada günde yeni başlamış, az sayılarda <laughs> e, ürün satan yeni yeni büyüyen insanların da elinden tutuyoruz burada. Bu çok önemli ve rakiplerinin, büyük rakiplerinin aynı fiyatına bu hizmeti alabilmelerini sağlıyoruz abi. Böylece ne oluyor? Mükemmel bir kullanıcı deneyimiyle aslında biz bu kulvarda ona bir adım öne geçebilmesini sağlıyoruz. Evet, rekabetçi kalıyor biz Kesinlikle. Kullanıcı deneyimi satıyoruz abi. Hız satıyoruz ve aynı gün. İnanılmaz bir şey yani senin o... E, bu arada yani Batu ile iletişime geçmek isteyenler için belki bir açıklamada bir internet sitesinden birkaç form falan bir şeyler de bırakırız. Tabii. Çünkü bizi çok fazla e-ticaret yapan Kobi izliyor, küçük Kobi izliyor Hı -hı. ve herkes çok iyi fiyatlar gerçekten var. Yani o fiyatlara normal kargo ile ertesi gün, aynı gün yolla, evet. hem daha ucuza gelsin hem de aynı gün teslim etmek gibi inanılmaz bir müşteri de Böyle bir etki bırakmış oluyor Kesinlikle. yani aslında Batu sayesinde sen kendi işini büyütmüş ve müşterini mutlu etmiş oluyorsun. Aa tebrik ederim çok e, çok güzel bir iş yapıyorsunuz çok da büyüyen potansiyelli bir sektördesiniz. Şey söylesene Batu yani sabancı endüstrisi gibi ve işte ortaklarım var yine sabancıdan evet. Boğaz evet. inanılmaz böyle zekalar beyinler e, aslında çok zorlu ve belki Kirli bir iştesiniz yani her anlamıyla böyle. Hı -hı. Böyle bir sürü ilginç hikayelerim var. Hani kargo sonuçta kuryeler falan bir sürü bir sürü Kesinlikle uğraşman abi. gereken insanlar var. Nasıl başladı o böyle şimdi bir anda gelmedin yani anlatsana oraları biraz. Ah, anlatayım abi işte biraz önce de bahsettim ya bu 15 ay hikayesi. Şimdi 15 ay deyince insanlar gerçekten bu arada hani sen hikayemi biliyorsun abi az çok dün bahsettim. Ee, şimdi 15 ayda bir şeylerin olması için senin arka planda 2-3 yıl falan hayalini kuruyor olman lazım hayalini kurmadan bunu bir anda yani hiçbir böyle bir şans yok bu arada yani şansım yağ ver gitti de diye çıktım diye bir şey yok. Orada aslında ortaklarımla kesişme hikayem benim çok iyi. Şimdi yeni girişimci arkadaşlar, e-ticarete başlamış veya kendine yatırımcı veya ortak arayan insanlara da buradan söylemiş olalım. Şimdi ortak bulmak aslında bu işe başlarken bayağı sıkıntılı bir süreç. Bu şeyleri ben tek başıma yapmadım abi. Yani Evet şimdi ben burada kamera karşısındayım ama benim iki ortağım şu an depoda <laughs> operasyon yönetiyorlar ve onların da payı çok büyük. Nasıl tanıştık, nasıl böyle bir hikaye yazmaya başladık? Biz pandemiden önce bir araç çağırma uygulamasında çalışıyorduk abi. Ben yine orada yöneticiydim ve altımda işte birkaç kişinin çalışması ve bana destek olması gerekiyordu. Öyle tesadüf bir çevreden, kulaktan kulağa işte dedim ki işte Sabancı'nın arkadaşları dedim, Boğaziçi'nin arkadaşları dedim. O dedi ki bak burada şu var, burada bu var bir komünite yarattık. 10 kişilik bir ekip yarattık. Sonra bu ekipten abi 2-3 tanesiyle ben bağımı hiç koparmadım. İş kötü gitti bu arada. Beceremedik, fail ettik. Ama ben onlarla bağımı koparmadığım için benim karşıma sonra bir fırsat çıktı. İşte bu dün sana bahsetmiştim biraz hatırlıyorsun. Evet. oradaki boşta gezen atıl arabalarla bir çok büyük bir market zincirinin işte teslimat operasyonlarında bayağı büyük bir operasyon yönettik diye. İşte orada aslında bu kadar büyük bir operasyonu tek başıma girip sonra onlara arkadaşlar bak biz eski işte bir fail ettik ama şimdi bu işte bir şansımız deneyelim. Gelin benim yanımda olun dememle birlikte aslında o 4-5 aylık operasyon sürecinde ben aslında tesadüfi bir şekilde abi potansiyel co buldum. Çok tesadüf oldu. Orada çünkü beraber kriz yönettik. Bir kere hiçbir zaman telefonlarına ulaşamadığım olmadı. Pandemide evden çalışıyorsun. Hiçbir verdiğim e, taskı beraber yaptığımız görevleri hepsi zamanında tamamlıyordu ve aslında bu süreçten çıktığımızda benim 3-4 senedir temellerini attığım, hayalini kurduğum işe potansiyel co bulmuştum. Erem Cem Boğaziçi'nden, Cemal de Sabancı da. Sonra bir araya geldik abi. E, i̇stersen bahsedebilirim bu arada. Hani bahset bahset yani orada. E, orada işte orada kaç yaşındasın hani merak Ben da. 95 doğumluyum. Evet, 26 <laughs> Biraz büyük gözüktüğümü söyleyenler oluyor ama tabii ee, i̇şte tam zamanı yani böyle bir şeyleri öğrenip hata yapıp evet. bir şeyleri tekrardan... Ortakları da seninle eşit mı Onlar 99'da abi, 22 yaşında yaşındalar. 22 abi 22. Mi oluyor? çok ilginç ya. Ya bu yaşlarda işin kendisi zor bir iş yani hani bu yaşta yönetmesi zor bir iş. Yani başka iş olsa okey okay diyebilirsin. <laughs> Gayet ideal böyle 26 hani futbolcularda 30'una evet. doğru böyle iyice şey olur ya ama Yaptığın iş için çok gençsiniz. Nasıl cesaret ettin diye soruyorsun evet, aslında değil mi abi? Evet, o hani yaşlar küçük. Evet. Böyle bir şeyin altına nasıl girdiniz diye. Ya şimdi ekiple beraber bir kriz yönetmişsin abi. Tamam. Biz gerçekten 3 ay boyunca pandemide falan e, hani 3-4 günde bir sırayla uyuyup birbirimize nöbet değiştiğimiz zamanlar kesinlikle. oluyordu. Ve orada karşıda muhatap olduğun insanlar abi senin benim gibi anlayışlı insanlar değil. Sürekli yukarıda e, bekliyorlar. Verilen görevin tamamının, zaman, tamamının zamanında yapılmasını bekliyorlar ve sen bir iki kere hata yaptığında üçüncü seferde artık bu hatayı yapmaman gerektiğini öğreniyorsun ve ortaklarının bu krizi iyi yönetebildiğini gördüğünde potansiyel Rahat ortaklarının ve gidip abi alırsın ekip yaparsın ve yaptık şu anda oluyor. Süper ya. Yani. Orada peki şey nasıl oldu bu başlangıçta bir şu anki yine depoyu vesaire tutana kadar aktarma merkezlerine vesaire Niye mesela bu AVM'lerin belası oldunuz? Abi şöyle, oraya gelmeden hemen kısa bahsedeyim sana. Bizim yola çıktığımızda abi hiçbir şeyimiz yoktu. Ne bir yazılımımız vardı, ne bir ürünümüz vardı, ne bir arabamız vardı. Ne kadar parayla Hiç... kurdunuz? Abi 0 TL ile kurduk. Bununla alakalı bir tweetim var. Belki sen de favlamıştın hatta, belki görmüşsündür abi. 0 TL ile kurduk ama şimdi o bahsettiğim operasyondan abi bizim maaş aldığımız, harçlık yaptığımız kenarda bir birikmişimiz vardı. Biz dedik ki hani yazın tatile gider dinleniriz. İşte ortağım şey diyor heram Apple Watch alırız, telefon alırız. Bir toparlanırız. Ondan sonra biz orada işte hani o psikolojiyle biraz birikim yapmıştık. Oradan kazandığımız işlerle. bu kenara koymuştuk. Ondan sonrasında abi e, yola çıkarken bu kenara koyduğumuz paraları yani cep harçlıydı bunlar. Kim ne derse desin bunlar cep harçlıydı. Ufak ufak işte Eram çağrı merkezine 500 atıyordu. Ben işte atıyorum arabaların paralarını haftalık 2000 2000 para atıyordum. Derken böyle dengeli dengeli gittik. Sonra Cemal dedi ki ben de geliyorum mezi aranıza. Üçümüz bir koalisyon yarattık ve sıfırdan kurduk abi. İlk çıkış hikayesinde şeyi soracaksın tabii. Ee, hani müşteri, araba. Hı hı. Nasıl mi? oldu abi? Ara, size araba lazım. Ee, yani sürecek biri lazım. Evet. Müşteri lazım. Nereden buldun bunları? Abi şöyle hiçbir şey yokken sanki bir ürün varmış gibi bir one pager yaptık abi. <laughs> fake it until you make it. Evet aynen öyle fake it yaptık until make it yaptık. Make it kısmına geleceğim şimdi. Ya one pager yaptık biliyorsun abi klasik işte yurt dışındaki startupların feature'lar var, kurucu ortaklar var, ürünü anlatıyorsun. İşte hakkımızda kısmına ne yazacağımızı bilmiyoruz falan İletişim var. Orada biz aslında bu kurmak istediğimiz sistemi hayalimizdeki ürünü varmış gibi yaptık. Ve müşterilere aynı anda e, yüzden fazla müşteriye mail attık abi. Bunların muhtemelen hatırladığıma göre bir 30 tanesi falan bizden fiyat aldı. Bir 20 tanesi dedi ki kartelli isim mi lan dedi gidin değiştirin dedi. Adınız bile dendik <laughs> dedi. Değil mi? Ondan sonra o müşteri beni bir sene sonra aradı biliyor musun? Dedim ki mailinizi hala hatırlıyorum kusura, hatırlıyorum, kusura bakmayın size çalışmayacağım dedim abi. Çok ciddi söylüyorum. Geleyim hikaye. Sonra biz o 100 müşteriden 30 tanesine hesapladığımız işte Excel'le hesapladığımız maliyetlere göre bazı maliyetler yem attık. Yani bunun adı yem atmaktır. Ondan sonra bazısı evet. dedi ki, bazı çok yüksek dedi, bazısı dedi ki çok düşük dedi. Buna nasıl taşıyacaksınız falan dedi. Biz o arada artık işte pazar araştırması yapıyorduk. Hani bu ürün gerçekten ne kadara taşınmalı? İyi bir endüstri mühendisisin ha. Yani bu bahsettiğin şeyler bana endüstri mühendisliği ilgili çok şeyler çağrıştırıyor. Evet. Ya, kritik konular. Yüksek notta geçemediğim derslerde öğrendiğim nadir şeylerden biri. Güzel, abi. güzel. Evet. evet. Sonra işte ister istemez bir tanesi dedi ki mesela hadi gelin dedi görüşelim tamam mı? <laughs> İsim ver, vermeyeceğim ayıp olur da. Ee, bir sene sonra bu arada sektörün en büyük müşterisiydi abi bana o fiyat teklifi atan, çağırdı beni. Hemen oradan hikayeye devam edeyim. Çağırdı oturduk. Adam biliyor ürünümüzün olmadığını, hiçbir, hiçbir şeyimizin olmadığını biliyor tamam mı? Çok da iyi bir insan. Anlattık, 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 anlattık abi. Dedi ki ee dedi ben şimdi yarın sabah dedi size dedi 500 tane gönderi vereceğim. Ne yapacaksınız? Abi işte, abi işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tamam dedi. Siz bana bir API dokümantasyonu atın. Biz de, de entegre olalım. Ben dedi zaten yazılım mühendisiyim. Adama bir saatte neler anlattık. Adam yazılımcı çıktı gibi düşün. Çok çok iyi bir insan bu arada. Sonra abi şimdi API entegrasyonu isteyen bir müşteri oldu. Demek ki ilgilenen bir şey var. Çünkü oradaki müşterimiz de bize şunu anlattı. Bakın gençler bu yapacağınız ya da yaptığınız iş benim ihtiyacım olan bir iş. Ve ben şu anda bu hizmeti veremiyorum. Niye veremiyorum? Çünkü bunu yapabilecek bir aday yok. Ve ben buradaki bütün operasyonu riske atıp da bir tane kurye ya da kargo şirketine gelip de müşterilerime aynı gün vaadiyle bunları bir gün bile teslim edemezsem benim reputasyonum sıfır olur dedi. Ve e, markasına çok değer veren ve bizim gibi sıfırdan gelmiş müşteri. Sonra biz baktık işte ne istedi? API entegrasyonu istedi. Ne istedi? Panel dedi benim web servisleri çekebilecek mi dedi. Bunları hep yazıyoruz o hafızaya. Arabalar dedi saat kaçta gelecek de mal alacak dedi. Biz tabi bunların hepsine yavaş yavaş hazırlık Doğru yapmışız. Doğru sorular. Abi hepsini yazdık. Sonra Erem'le gitmiştik işte. Sonra Erem'le gittik C cadde Caddebostan abi. 25 bin falan adım attık. 25 bin Cadde'yi boydan boya gittik geldik. Nasıl yapacağız? Hayalimiz ne? Nasıl olmalı? İnsanlar ne istiyor? Sonra eve gittik abi. Çok tatlı ya. Yani. Bilgisayarın başına oturduk. 4 saat içinde WordPress'ten one çaktık. Ürünü yani one vardı. Biraz <laughs> update ettik müşteri, abi. olmayan müşteri feedback feedback ile geri bildirimiyle hayali olmayan hayal landing'i kaldık. geliştiriyor yani. Çok komik. Yani olmayan ürünün landing'ini geliştiriyor. Çok komik. Hayalimizin yani. hayal hayalini gerçekleştirdik evet. ve biraz update ettik. Sonra e, Merter civarında bir tane müşteri daha mailimize döndü abi. Gittik ziyaret ettik, adamla ev sıkıştık, fiyat verdik falan, ee, hani yapabileceğimiz bir sistemde adamla anlaştığımız şey. Abi arıyorum yazıyorum mavi tık oluyor cevap vermiyor, arıyorum 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 adam eğer sen bize makara yapmış abi tamam mı? Anlaştık bir saatimizi harcadık, adam bize makara yapmış, okudu mesajları cevap vermedi, Anla, el sıkıştık yani. yani niyet mektubu aldık adamdan gibi düşün öyle söyleyeyim. Ondan sonra ben dedim ki tamam sıkıntılı müşteriler de var. Herkes süzünleri olmayabilir. Of, sonra of, 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 bir of, of. müşterimiz bu dediğim bir dakika oğlum Çok önemli bir şeydi. Bu dediği kolpa tip var ya. <laughs> kolpacı bu diyorum ben buna. Ya bu dediği kolpadan geçilmiyor abi Türkiye. Vallahi geçilmiyor ya. Çok yaşadık abi. Yani, yani bana var ya böyle şey yapanlar bile var. Girişimci ya da böyle abi görüşebilir miyiz falan ne olur şöyle böyle falan. Ya şunu yapan var ya bana 2-3 tane böyle. Bizden ikas mikas alıp, sonrasında rica minnet benle böyle bir yarım saat, bir saat benden kendince danışmanlık alıp, stratejiyi no benden aldı. alıp, sonra ertesi gün iade edenler var. Toplantıdan sonraki gün iade ediyor vazgeçtik diye. Ya bunu yapan da bunu yap iki üç kişi gördüm bu arada yani böyle çakal çukal. Hatta, Genellemek lazım. Ya genellememek evet yani, lazım Evet Çakal ama, çukalı da gördüm böyle yapan. Evet. Onlar kendilerini biliyor. Çok <laughs> hava cıvalı çok iyi okullardan mezun olan tipleri de gördüm bunu yapan bu arada. Neyse. Dediğini tamamlayayım abi. Ya müşteri tarafında tabii ki herkes seninle çalışmak zorunda değil. Herkesin ürünü ya yani product, product market fit dediğimiz o ürünün pazar uyduğu belki yakalamamışsındır. Belki her müşterinin ihtiyacı farklı. İşte bu persona dediğimiz bütün müşterilere farklı farklı ayırt edip ona uygun satış politikası uygulamak, ürünü ona göre geliştirmek. Orada ben işte anladım, tamam dedim hani bu müşterilerle de karşılaşacağız. Sonrasında abi e, Bahçeşehir'de bir tane müşterimiz yani lojistiğin istemeyeceğin en uzağında birçok kurye ve kargo firmasının belki oraya ürün götürmemek için kapsam dışı yaptığı yerden bize bir okey geldi. Şimdi soruyorum dedim ki beyler yani Maltepe'den müşteri ulaştık. Kağıthane'den müşteri ulaştık. Mecidiye'den, Şişli'den, Beyoğlu'ndan müşteri ulaştık. Hadi Kartal'dan ulaştık. Ya dedim neden Bahçeşehir'deki müşteri kabul etti? E sorun abi adam uzakta. Yani burada da bir çözmemiz gereken sorun var ve o müşterimiz ilk müşterimizdi. Hala çalışıyoruz. Yayından önce hatta beni arada açamadım. <laughs> gıda satıyorlar abi. Organik gıda. Nasıl biliyor musun? Çok niş, niş bir iş yapıyorlar. Böyle gidiyorsun her şeyin tazesi var. Her şeyin veganı var. Her şeyin on numarası var ve kendi etrafında çok niş bir müşteri kitlesi var. Dedi ki ben de haftada 3 gün İstanbul'lara kendi arabamla evlere servis yapıyorum. gençlerde dedi. Çok mükemmel bir adam. Yakın bölgeleri dedi kendim atabiliyorum ama uzak bölgeleri dedi ben açılmak istiyorum. Burada bir pazar var ben dedi burayı yakalamak istiyorum. Şimdi hata bir kere lojistik bir operasyonda istikrar çok önemli. Haftada 3 gün gelen müşterinin sana hiçbir faydası yok. Çünkü geri kalan yani 5 günde şey 4 günde sana bir revenue yok katmıyor Tabii. ve orada senin kaynaklarını ona göre ayarlaman Hı. gerekiyor. E abi biz gittik acemilik anlaştık her gün yani Cemal o zamanlar işte benim e, diğer ortam, biz kendi arabalarımızı da dağıtmaya başladık bu arada her gün evden kalkıp koşu yolundan Bahçeşehir'e gidip malları alıp İstanbul'un her yerine dağıtıyordu çıkarken barkod yapıyordu falan Tabii biz onu çaktırmıyoruz yansıtmıyoruz neyse böyle böyle Hacim gelmeye başladı. Kasaya para girmeye başladı abi. Sonra aynı anda aynı ayın içinde ikinci müşterimiz hobi sanat kırtasiye sektöründe sektörün domine eden insanlardan biri. Bak sektörü domine edenlerden biri. Ha binlerce satmıyorlar. Ama fiziksel mağazalarında ciddi bir repütasyonları var. Doğru. Dolayısıyla abi sonra gittik anlaştık el sıkıştık çok iyi bir fiyattan anlaştık abi yani şok. O zaman yani 15-16 ayın öncenin Türkiye'sinde bir müşterinin kargo fiyatını onu vermesi çok uç bir şeydi. Sonra bizim kasaya para girmeye başladı. Gerçekten ciddi anlamda her gün belli bir revenue elde etmeye başladık. Sonra işte kendi arabalarımızda dağıtma İçeride, çekti. kutluyor musunuz bu başarıları? Kutlamak, kutlamak mı abi? Biz Yıkılıyor ortalık. Şöyle söyleyeyim. 100 bininci gönderimizi bile kutlayamadık biliyor musunuz? Hadi ya. Bilgisayar başındaydık abi ve... Hani kutlamak derken içeride hani çığlık kıyamet ya yani sarılmalar falan böyle a Telefonda gerçekten evet. Ha, Aldık lan işi oldu falan. be. Oldu evet. beyler tamam. Bizim ürünümüze rağbet var tarzında evet. çok muhabbetler yaşıyordu. Yapacağız yetiyordu. bu işi falan. Evet. evet. Sonra o ay kritikti bizim için. Hatta sen ne kadar etkilendin hikayeden ya. <laughs> o kadar tutkulu dinliyorsun ki yani adamın storytellingi güzel işte. Evet. Sen bak bu video hit olur ha söyleyeyim. Başlığı da şöyle Clickbaitçiler gibi başlık atarız. <laughs> 26 yaşında nasıl milyarder oldu. 3 <laughs> ay sonra battı falan. Evet, evet. Allah korusun. Baklavalar da duruyor. Kendimi zor tutuyorum. Sabahtan beri baklava yiyoruz. Bu ne zenginlik ya. Azerbaycan'dan bile baklava geldi demin. İyi ee kanka sen. Buyur. Abi şöyle. Ondan sonra işte oradan mı devam edeyim bu arada? Ha devam et aynen. Sardın mı yoksa? Hikaye süperdi oğlum. Çünkü bizim şey <laughs> HVM otoparkına Geleceğim, gel artık. Geleceğim abi. Ama böyle başlıyor abi 4 şimdi. saat ne olacak. <laughs> sonra bizim işte gelir kalemleri artmaya başlayınca biz bir iki tane e, arabalı arkadaşla anlaştık. O cebimizdeki birikimler vardı ya. Artık sistemi oluşturmaya başladık aylık ettiğimiz zararları cebimizden 1-2K, 1-2 bin lirayla süspansi ettik. Kasım çok kritik abi. Kasım'da artık 4. 5. 6. müşteriyle verimli bir sistem olmaya başladı. Ocak'ta yılbaşında başında artık gönderi sayımız artınca şimdi AVM muhabbetine geleyim. i̇nsanların aklına şöyle bir soru işareti gelecek. Kargo şirketi deyince insanın aklına acentalar geliyor, Şuraya. depolar geliyor, aktarma merkezleri geliyor. Şimdi bu anlattığım hikayede günde belki maksimum 70-80-100 gönderileri taşıyorsun ve dolayısıyla bir aktarma mekanizmasına, merkezine ihtiyacın olmuyor. Hı, hı İşte müşteri sayısı artınca biz ha, taşırız taşırız diye aldık 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 sonra e bu aktarma, stationlar var abi arabalar duruyor Avrupa'dan gelen Anadolu'yla change ediyor, exchange yapıyor. Seyram Tepe'de Galatasaray Stadı'nın orası yani. Bir dünya anımız var abi orada. Ya yardık malları oraya. Sonra dedim ki aklıma fikir geldi. Abi dedim AVM'lerin kapalı otoparkları var. Avrupa yakasından bir tane, Anadolu yakasından bir tane isimlerini vermeyeyim anlarlar benim olduğunu sonra şikayet falan ederler. AVM'lere abi sıra başladık bir tane AVM'ye. Orada kapalı alan parasını veriyorsun abi sıcacık yağmur yok çamur yok kim ne diyebilir ki yani değil mi kovabilir misin? Sonra birinci gün ya birinci gün değil bir, birinci haftada güvenlikler fark etti. Dedi ki ha, bunlar burada bir ticaret yapıyorlar falan bizi kovdular abi hemen yan AVM'ye. AVM, AVM, AVM. Şu an İstanbul'da kovulmadığım AVM yok abi. Yani AVM <laughs> evet, muhtemelen... bölümün, bölümün, başlığı da çok <laughs> evet. Şu an İstanbul'da kovulmadığım AVM, AVM yok. Evet. Hatta ve hatta bu bölgede, yani şu an kağıthanedeyiz, bu bölgede kullandığımız otoparklardan bir tanesinin girişindeki arkadaşı bayağı terlettiler. Belediyenin otoparkıydı falan. Dediler ki sen buradan para mı alıyorsun falan. Bu çocuklar geliyor burada bir şeyler yapıyor falan. Abi sonra artık sıkışınca biz böyle idare ettik, idare ettik, idare ettik. Eremi aradım falan işte dedim abi dedim Allah rızası için hani artık bir şeyler oluyor. Gidelim dedim bir ofis tutalım kendimize. Evden çalış, Starbucks'tan çalış, oradan yani çalış. Şu, ya, şu işi yani belki de 5-10 bin liraya kurdunuz ya değil mi? Abi gerçekten o kadar akıllı. İnanmıyorlar evet, ama evet. anlatıyorum ama gerçekten ya bak, vallahi diyorum, bin vallahi ya. diyorum böyle asıl girişim. Asıl başarı hikayeleri ve girişimcilik bu işte ya. Helal olsun. Şey zannedecekler şimdi 12k maaş yazıyorum zannedecekler de. Ya evet yani ben gün sonunda hani işte 10-15 milyon dolarla kurdum bu işleri. Yani <laughs> böyle abi 10 bin liraya gerçek şaka yapmıyorum burada. Espri bir yana. Evet. Hani ben de tabii öyle paraları kurmadım da. Ama bu yani 10 bin liralara bunlar inanılmaz ya. Vallahi helal onu çok gurur duyuyorum ya. İnşallah. Şansımız da var gitti abi. Ya okey yani. insanlar müşteriler falan hani bu gençler bayağı iyiler. dişim şimdi diyorsun hani okuyorsun mühendis olacağım falan deyince. Abi bir gün verirsin malı müşteri olarak. Sen şimdi abi sen de aslında benim potansiyel müşterimsin. Bir gün denemeye vermez misin bana? Ben bir gün sana, oldu. Ben sana bir gün değil her zaman deneme değil veririz iş yani. Tamam, başarılı olduk. İkinci gün, üçüncü gün bir sıkıntı çıkmıyorsa değil mi? Desteklersin bizi yani. Paramızı da ödüyorsan bir sıkıntı yok yani. Yok hayır <laughs> <laughs> Sıkıntı yok oğlum. Atayım hemen 25 bin dolar ticket yazayım sana şey. <laughs> abi commitment alabiliriz sana. <laughs> Term sheet vereyim sana. Benim abi gün içinde 100 bin TL falan şey yapmadan, kazanmadan, 200 bin de harcamadan günü bitirmiyorum. Hakikaten lan. 200 kağıt para harcadık demin anlaşma yaptık. Neyse. Şahidim. Vallahi şahidsin değil mi? <laughs> Gitti 200 bin lira. Neyse. Dönüşü güzel olacak inşallah değil mi? Ee, abi şimdi aklına gelen böyle var mı bir şey hikayesi? Ya çok var hikaye de bir tane daha vurucu ufak bir şey anlatsana. Oradan da toplayalım. Ayrıca Am bu videoda bir sürü ders, bir sürü ilham alacak şey var. Ya tabii şimdi böyle yarım saatlik videoya sızdırırken hani birebir de konuştuğumuz birçok şeyi burada arkadaşlar, izleyenler anlatamıyoruz ama yani özelden falan böyle bir şekilde bana ulaşıp soranlar olursa ben yanıtlarım. Bu hikayeyi belki merak eden. Yok. <laughs> Sonrasında aslında vurucu hikayelerden biri de e, bisikletli hikayemiz var mesela. Bu Kadıköy'de, Bostan'da gezen bir ekip var biliyorsun. Bizim evet. ekibimiz Turuncu Çantalı. Kaç tane var, var onlarda? Abi orada yani 20 20 40 arası sürekli değişken oluyor ama 40'ın üstünde. Kaç lira para kazanıyor sürenler ayda? Abi şimdi orada değişken hani değişken bir iş. onlar boş vaktinde zaten kendileri de bir oluşum. Yemek siparişi de atıyorlar. Bizim siparişleri de bırakıyorlar. Çok hızlılar ve mükemmel insanlar. Öyle yoldan geçen insanlar değiller. Hepsinin bir meslekleri var ve adamış kendilerini. Çünkü Bisikletli araları çok iyi. Sürekli hızlı. Bisikleti seviyorlar. Tabii. Bisikleti seven adamı yapacağı iş. Abi zaten. Ve para geliyor. Ekstradan da para yani. geliyor. Kesinlikle. Hani yoldan 10 kilometre o gün bisiklet basacağına yoldan geçerken bize bizim elimizden tutuyor gibi düşün. Ama ben günde 200-300 kazanan da biliyorum bisikletlerden. Şimdi işte Bakırköy, Fatih, Beyoğlu, Taksim, Kadıköy, Cadde Bostan'ın birçok kısmında bisikletlerle biz dağıtım yapıyoruz. Ve yani muhtemelen e, sokakta böyle yürürken falan yanınızdan zınk zınk diye geçiyorlar. Onları da büyütmeye çalışıyoruz ve orası bizi bayağı heyecanlandırıyor. Nasıl bir haz bu yani? Senin kartel logolu bir şeyin geçiyor yanından ya da insanların biliyor olması onları. Şöyle geçen bunu aramızda konuştuk. Ee, bu aşamaya gelene kadar aslında biz kafamızı kaldırdığımızda böyle fark ettik. Gerçekten de sokaklarda artık hani kartel arabaları, bisikletler falan şimdi birçok ya yani her saat yeni bir sorun var abi. Her, her saat yeni bir şey çözüyorsun. Dolayısıyla aslında Dışarıdan insanlar zannediyor ki o bir şirketin sahibi, CEO'su işte LinkedIn'de falan filan bizim buna vaktimiz olmadığı için biz buralara geldik abi. Çünkü LinkedIn'de kendimizi pazarlamaya düşmüş olsaydık biz zaten arka planda hayallerimizi gerçekleştiremiyorduk. Doğru. Senin ben şahidim WhatsApp'ı durmuyor adamın. Sürekli operasyonel ben hayatta yaşamak istemeyeceğim stresli şeyler yani. Ben e, yani gerçekten çok 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 müthiş bir iş yapıyorsun. Teşekkürler. E, Valla senin bu işle ilgili beni heyecanlandıran şey böylesine öne açık, böylesine kritik bir işi sen ve senin ortakların gibi vizyoner insanların çocukların yapıyor olması. İşin ee, işin içine do yani işte karbon emisyonu ne demek olduğunu dan tut işte AI veya teknoloji şeyini çok güzel kullanmaya evet. çalışan belki işte e mühendisliğin işte rota optimizasyonun birçok konunun devreye evet. girebileceği yeni nesil girişimci olarak bizim her zaman Hani İKAS'ta da bu arada hı hı. en çok yapmak istediğimiz şey yeni nesil girişimcileri arkasındaki teknoloji partneri olup onları hem Türkiye'de hem dünyada rekabet çıkılmak. Bunun içinde belki sen e-ticaret yapmıyorsun kendin şahsen ama hı hı. E, yeni nesil girişimci oluyor olmam beni böyle çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. İnşallah hani senin gibi arkadaşları daha da çok insanı konuk olarak alırız bölüme de. E, ee, Batucuğum valla ayağına sağlık. Yani çok heyecanla gideceğin yeri göreceğiz, izleyeceğiz. Ya umarım her şey yolunda gider. Tabii. Yani gitmese de sen çözersin gibi. Mesela insanların... Hallederiz ya. İnsanların... <laughs> aynen bak çok güzel bir şey. İnsanların bana... E, geçen kim bizim uzun diyordu şeyde. Abi diyordu. Şöyle dedi. Abi diyor, diyor sen acayip güven veriyorsun dedi ya. Kesinlikle. Anladın mı? Ya biliyorum abi, Mustafa abi halleder onu ya bir şekilde hani. Ne sorun çıkarsa çıksın ya anladın mı? O, sende de öyle şey alıyorum ya. Halleder abi çocuk, o olur. Yatırım bu, o, o oradan olur şunu halleder falan. O abi, bana verdiğin vibe'i sen zaten eğer müşterine veriyorsan, ortağına veriyorsan, ekip arkadaşlarına veriyorsan... Motivasyon oluyor o zaman. Bitiyor abi Kesinlikle. olay. Kesinlikle. Yani. Ve iyi bir ekibiz bu arada. Her şeyden önce fikir, ürün, her şey kenara abi. Biz çok iyi bir ekibiz. Gerçekten. Maşallah, maşallah. Ama... Allah muvaffak etsin kolay değil abi. <laughs> kolay olsa herkes yapardı. Biz niye varız? Herkes yapamadığı için varız yani. <gülüyor> 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 evet, çok sağ olun Nidin için. Umarım bölümü hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse hadi bir like isteriz ya. Yani bir like'ı da atın artık. Bir de gerçekten düşüncelerinizi yorumlara da yazın. sizin de böyle hikayeniz görüntülenmesi yani anlatmamızı istiyorsanız yine bize ulaşabilirsiniz. Yorumları yazın bizim Ekip arkadaşlarımız onları okuyor hepsini tek tek arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.